Weblegion.com'dan herkese tekrardan merhabalar. Bugün hepimizin merakla beklediği oyun GTA 6 hakkında konuşacağız. Yeni GTA oyunu ile ilgili en fazla merak edilen konu tabii ki de oyunun çıkış tarihi. An itibariyle GTA 6'nın çıkış tarihine dair herhangi bir açıklama yok. Oyunun 2021 yılında da çıkış yapamayacağı da bir gerçek. Öte yandan 4. ve 5. oyun arasında sadece 5 yıl varken 5. oyunun üstünden 8 yıl geçmiş olması da çok abartılı bir durum. GTA 5'in sürekli olarak farklı platformlar için yeniden piyasaya sürülmesi ve yıllardır en çok satan oyunlar listesinden inmemesi Rockstar Games'in elini bir hayli rahatlatıyor. Şöyle bir durum da var ki GTA 5 çıktıktan 5 yıl sonra Red Dead Redemption 2 piyasaya sürüldü. Red Dead Redemption 2'nin üstüne de 5 yıl eklersek tahmini olarak 2024 yılında GTA 6 duyurabilir. GTA 6 ile ilgili diğer bir önemli konu ise oyunun nerede geçeceği. Serinin önceki oyunlarına baktığımız zaman ilk oyunlarda Liberty City, New York City'nin, Vice City, Miami'nin, Los Santos, Los Angeles'ın, San Fierro, San Francisco'nun ve Las Venturas'ın Las Vegas'ın uyarlaması halindeydi. Hemen hemen tamamı Amerika'da geçiyor ve oyunun yapımcıları GTA'nın yapısı gereği hep Amerikan hikayeleri anlattığını söylüyorlar. GTA 6'nın nerede geçeceği ile ilgili en sağlam bilgi ise Glassdoor isimli çalışanların şirketleri hakkında incelemeler yazdığı bir platformdan geliyor. Glassdoor güvenli bir platform çünkü sitede bulunan her inceleme önce site yönetimi tarafından onaylanıyor. İncelemenizi site yönetimine onaylatmak için o şirkette çalıştığınızı belgeler göstererek kanıtlamanız gerekiyor. Bu demek oluyor ki bu yazıyı yazan kişi büyük ihtimalle Rockstar'da çalışıyor. Yaptığı açıklamanın bir parçasında akrostiş olarak baktığımızda net bir şekilde GTA 6 LSVCLC kodu çıkıyor. Yani GTA 6, Los Santos, Vice City ve Liberty City'nin baş harfleri. Bunun anlamı GTA 6 daha önceki oyunlardaki sevilen 3 şehirde birden geçecektir. Başka söylentiler ise oyunun modern zamanda Miami'de geçeceği yönünde. Nedeni ise gerçekten çok basit. Bildiğiniz üzere şu an GTA 5 inanılmaz bir şekilde online oynanan bir oyun. Rockstar Games de bunun farkında ki GTA 6'da online moda ağırlık verecek. Online modda şu anki kadar oyuncu tutmak istiyorsa modern zamanda geçmesi gerekir. Lüks araçlar, villalar, telefonlar, genel olarak lüks yaşam tarzı oyuncuların oyununda istediği şeyler. Ayrıca oyunun online kısmında EA'in sıkla yaptığı bir özellik olan DLC ile haritanın kilitli kısımlarını açmak olacak gibi görünüyor. Oyunun gelen standart haritası tabii ki büyük olacak. Fakat satın alacağınız DLC'ler ile haritayı büyütüp yeni içeriklere erişebileceksiniz. Karakter konusundaki bir söylenti ise ilk kez bir kadın karakterin olacağı. Tıpkı GTA 5'te Michael, Franklin ve Trevor arasındaki dönüşüm gibi GTA 6'da da birden fazla karakterle oynanabilecek. Karakterlerden biri daha önceki serilerde hiç görülmediği bir şekilde kadın olacak. Bu kadın karakterin ekipteki zekayı temsil edeceği, teknoloji alanında uzman olacağı belirtiliyor. GTA 6 hakkında bir diğer söylenti ise kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanılacağı. Günümüzde herkesin dilinde ve aklında olan kripto paraları oyuna da getirecekleri söz konusu. Belki de alsat yapılarak oyun içi bakiyeniz bile arttırılabilir. Gelelim sistem gereksinimlerine. Birçok kaynakta gösterilen önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle. İşletim sistemi Windows 10 64 bit. İşlemci Intel Core i7 8700K ya da AMD Ryzen R7 1700X. Ekran kartı Nvidia GeForce GTX 1080 ya da AMD Radeon RX Vega. Depolama olarak ise 150 GB bir alan istiyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life.